ASP.NET Net Core MVC dersimize başlamadan önce ilk olarak MVC nedir öğrenelim. Şimdi MVC bizim için bir web uygulama geliştirme yöntemi. MVC sadece ASP.NET Core özel değil. Örneğin bir Node.js uygulamasında da MVC deseniyle bir uygulama geliştirebilirsiniz. MVC desenini yani MVC yöntemini kullanmamızdaki amaç uygulama büyüdüğünde bile müdahale etme açısından bir problem yaşamamak. Yani biz uygulamayı burada 3 parçaya ayırıyoruz. Bunlar model, view, controller ve her bir parçaya burada bir görev yüklüyoruz. Ve uygulama büyüdüğü anda bile biz hangi aşamada hangi bölüme başvuracağımızı bildiğimizden dolayı uygulama karmaşık hale gelmiyor. Müdahale etme açısından bir problem yaşamıyoruz. Şimdi ASP.NET Core altında geliştirebilecek olduğunuz bir de Razor Pages isminde bir yöntem var. Tabii ki kurs sonunda bu yöntemi de araştırıp öğrenebilirsiniz. Bu kursumuz bir MVC kursu ve uygulamalarımız biz de MVC desenine göre hazırlayacağız. Eğer ki bir web form geçmişiniz varsa tabii ki Razer Pages da inceleyebilirsiniz. Razer Pages web formların biraz da gelişmiş versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Peki şimdi model web controller açısından biz olaya baktığımızda burada örneğin uygulama bir istek geliyor ve bu isteği controller ilk başta controller karşılıyor ve gelen isteği karşılıyor ve istek sonucunda eğer kullanıcı server tarafından ne talep ediyorsa ona göre bir yönlendirme yapıyor. Yani burada bir trafik polisi olarak algılayabilirsiniz kontrolörü. Bir süreci yönetecek olan, yönlendirecek olan, istekleri, talepleri yönlendirecek olan bir yapı. Kontrolör kendisine gelen talep sonucunda örneğin veri gider ve veri bir bilgi alır. Ve bu bilgiyi de tabi uygulama içerisine taşıması gerekiyor. Örneğin kullanıcı tarafına göndermesi gerekiyor. Ya da kullanıcı tarafından almış olduğu bilgiyi paketleyip server tarafına göndermesi gerekiyor. Bu durumda da model bölümüne başvurup bu model modelde bilgileri taşıyabilir. Peki biz bu bilgileri tabi kullanıcı sayfalarına göndermemiz gerekiyor. Yani bir HTML yapısı oluşturmamız gerekiyor ki kullanıcı tarayıcıda örneğin veri almış olduğumuz bilgileri görmek isteyecek. Dolayısıyla bu aşamada da view bölümü işin içine giriyor. Yani modelle gelen bilgileri tarayıcıda gösteriyoruz. Örneğin biz sadukturan.com slash kurslar linkine bir talepte bulunalım ve kurslar linki tabii sadukturan altında tabi slash dedikten sonra farklı URL bilgileri gelebilir ve kurslar bizim için örneğin kurslar controller isminde bir sınıfa karşılık gelecek ve bu sınıf tabii ki ilgili controller'a gidecek yani ilk istek bizim controller tarafından karşılanacak ve bu class altında da belli action metotları var action metotları da gelen isteğin cinsine göre bu talebi ele alacak. Örneğin bir get request mi, post request mi, ya da bir delete request mi. Hangi tür request ise controller sınıfı altında bulunan bir action metodu. Yani normal bizim bildiğimiz bir metoda aktarılacak. Örneğin bir get request'ini karşıladığını düşünelim ve get request'i de örneğin veri tabanından ürünleri alacak. Örneğin 10 tane ürün var ve bütün ürünleri bana getir şeklinde bir sorguyu çalıştıracak olan bir metot. Bütün 10 tane veri tabanından bilgi, controller tarafından talep edilir ve bu bilgi geri gönderilirken yani uygulama tarafına taşınırken model işin içine girer modelde bizim için örneğin ürünlerin her bir satır ürünü temsil edecek olan uygulama içerisinde temsil edecek olan bir sınıf ve bu sınıftan da örneğin 10 tane ürün varsa 10 tane nesne üretecek ürün sınıfından 10 tane nesne üretilip uygulama içerisinde taşınması gerekecek bu durumda model işin içine girecek ve bunu kullanıcı tarafına gönderdiğimiz zaman da kullanıcı tarafında tabii ki tarayıcısında bir HTML e çıktısı olması gerekiyor. Kullanıcı 10 tane ürün bilgisini tarayıcısında görmesi gerekiyor. Yani kontrolü gereği bir hashtag'i bir response'ı gönderecek ve response içerisinde de bilgileri modelle paketlediğimiz şekilde view tarafına gidecek. View tarafında da biz bunu HTML etiketlerine çevirip gelen bilgiyle HTML etiketlerini harmanlayıp kullanıcı bir görüntü oluşturacağız. Yani burada gördüğünüz gibi süreci biz burada 3 parçaya ayırmış olduk. Yani bir katmanlı mimaride bir web uygulaması geliştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla uygulamamız ne kadar büyüsü büyüsün. Örneğin kullanıcıya bir HTML etiketini göndermekle alakalı bir işimiz olduğu zaman web katmanına ya da bir model yani bir ürün bilgisini taşımakla alakalı bir bilgiyi gidip model ismindeki yapıdan ya da uygulamayı karşılayacak olan, uygulamaya gelen istekleri karşılayacak olan yapıları oluşturmak için de controller bölümüne biz burada gideceğiz ve uygulama ne kadar büyürse büyüsün kontrollü bir şekilde uygulama geliştirmiş olacağız. Son olarak dediğimiz gibi MVC yapısı sadece ASP.NET'e özel bir yapı değil. Dediğimiz gibi Node.js ya da PHP ya da başka bir web framework'ünde de MVC desenini kullanabilirsiniz. Hatta JavaScript teknolojilerinde bile MVC yapısıyla karşılaşmak mümkün. Peki, bir sonraki dersimizde ise oluşturmuş olduğumuz projede MVC desenini nasıl uygulamaya aktaracağız öğrenelim.